kaybolan devlet otoritesini yeniden tesis etmek için yönetime el koymak zorunda kalmış. 12 Eylül 1980'de yapılan Amerikancı darbe üzerinden 40 yıl geçti. Peki darbeyi kim yaptı? 12 Eylül Türkiye'ye ne getirdi? 12 Eylül Amerikancı darbesi kararı çok önceden alınmış ve CIA'in bizim olanlar dediği güçler tarafından gerçekleştirilmişti. Darbenin haberi CIA'in istasyon şefi Paul Enze'ye sabah 3.30'da şöyle bildirilmişti. Your boys have done it. Yani senin olanlar işi yaptı. Türkiye 12 Eylül darbesi öncesi tanıştı. Turgut Özal'la birlikte ekonomisini de Batı'ya bağladı. Amerikancı darbenin ilk adımı 24 Ocak kararlarıyla atıldı. Darbeden sonra özelleştirmeler ve IMF anlaşmalarına yol verildi. Türkiye Özal aracılığıyla dünya ekonomisiyle bütünleşme ve Sovyetler Birliği'ni yeşil kuşakla çevreleme programının içine itildi. 12 Eylül Amerikancı darbesinin ardından 2000 subay ordudan atıldı. 36 general siyasi nedenlerle askeri mahkemelerde yargılandı ve mahkum oldu. Bir kısmı ordudan tasfiye edildi. Özal'ın ardından iktidar koltuğu Amerikan vatandaşı Çiller'e bırakıldı. 1990'larda görev yapan Çiller iktidarı, Çiller özel örgütü eliyle Gladion'un Türkiye'deki faaliyetlerini örtülü bir şekilde yürüttü. 12 Eylül 1980'deki halk düşmanlığı, bağımsızlığa karşı Amerika'ya bağımlılık, ordudan Atatürkçü komutanların tasfiyesi 2002 Amerikancı darbesiyle bugünlere uzandı. Cumhuriyetin tasfiyesi polis yargı medya operasyonuyla Silivri ve hasta zindanlarına taşındı. 2014 sonrası ise Türkiye Atlantik zincirlerini kırmaya başladı. 24 Temmuz 2015'te ABD ile cephe gelen Türkiye Atlantik'in piyonlarını ezdi. Bağımsızlık mücadelesini devam ettiren Türkiye bir yandan tehditleri bertaraf etmeye, bir yandan da 12 Eylül'ün devlet içindeki FETÖ ve tarikat kalıntılarını temizlemeye çalışıyor.